Değerli Çiftçi TV izleyicileri, bir küçük baş dünyasına daha hoş geldiniz. Evet, yavaş yavaş ilkbaharın sıcaklığını hissetmeye başladık. Ve biz bu sene sizinle çok erken bir kırkın programı çekmiştik, birkaç tane. Fakat yeniden bu programı çekmemizin gerektiğine inandık. Niye? Hem size çok önemli bir makinenin tanıtımını yapacağım. Hem de aynı zamanda bu makinenin nasıl bakımını yapacağız? Nasıl bu makineyi kullanıyoruz? Ve dolayısıyla yanımda gene 2017 Türkiye şampiyonu Kadir Sarı var, kırklar elinden. Ve yanımda Semak makinenin yetkilisi Göker Kırcı arkadaşımız var. Göker Kırcı bu makine konusunda oldukça bilgiye sahip, çok çeşit olduğunu söylüyor. Evet, Türkiye'de bir ilk. Türkiye'de biliyorsunuz kırkın makineleri çok çeşit. Çeşit çeşit kırkın makineleri, öyle değil mi Kadir? Evet, sen kullanıyorsun yıllardır. Ve bu kırkın makineleri hep maalesef bize ya Çin'den geliyor ya başka yerlerden geliyor. Ama ilk defa dünyanın en iyi markalarından birisi olan Heineken. Ne malıydı Heineken? İsviçre. İsviçre malı değil mi? İsviçre malı. Şimdi diyeceksiniz ki İsviçre malı. Bakın ben yıllarca Japonlarla çalıştım. Japonlar saati dünyada ticari olarak en çok satan insanlardır biliyorsunuz ilk başta. Fakat Japonların bana öğrettiği bir şey var. Biz İsviçrelilere saygı duyacağız. Çünkü dünyadaki en iyi saat ustası İsviçre'den çıkar. Ve bu adamlar yaptıkları zaman hakikaten mükemmel şeyler yapıyorlar. Şimdi yanımda tabii Kadir kardeşim var. Kadir Sarı. Şimdi bu konunun uzmanı. Yılda 100 bin tane koyun kırkıyorsun değil mi? Evet. Bu sene hedefin 100 bin mi? 150 bin mi? Nedir? 100 bin yaklaşık 100 bin. Olarak. Şimdi bu makineyi gördüğün zaman ne hissettin? Bir bize söylesene ya. Bu makineyi ben tanıyorum. Bayağı uzun bir zamandan beri tanıyorum. Uzaktan mı tanıyorsun? Evet, uzaktan. Evet. Aslında bu işe ilk başlarken ben bu makineyi tercih etmek istedim ama o dönemde Türkiye'de bu makine yoktu. Evet. Onun için başka markalarla başladık. Şu ana kadar başka markalarla geldik. İnşallah şimdi güzel bir geçiş yapacağız. Şimdi ben buradan hemen bir soru yöneltmek istiyorum. Semak firmasının birçok getirdiği malzeme var benim bildiğim kadarıyla tarım ve hayvancılık üzerine. 2000'in üstünde, doğru mu evet, söylüyorum? Doğru. Şimdi neden buna karar verdiniz? Yani niye böyle bir kırkın makinesini Türkiye'ye getirmeye karar verdiniz? Şimdi Semak Makine tarım sektöründe bilinen bir firma. Bizim ürün rencimizde koyun kırpma makinemiz yoktu. 1946 yılında kullanılan Heineken markası dünyanın en büyük koyun kırpma konusunda firması. Kaliteli ürün ve bununla beraber koyun kırpmada hayvanlarımıza zarar vermeyeceğini, hayvanları bu makinenin hayvanlarda stres yaratmayacağını düşündüğümüz için biz Heineken markasıyla 2017 yılında anlaştık ve Türkiye distribütörlüğünü aldık. Tebrik ediyorum sizi. Çünkü Türkiye'ye, yani bu aslında şunu gösteriyor. Ben şunu duymak istiyorum değerli izleyiciler. Bakın biz tabii ki burada bir firmayı tanıtıyoruz aynı zamanda ama unutmayın ki Türkiye'de yapılan her güzelliği de bizim tanıtmamız gerektiğine inanıyorum ben. Şimdi burada bu makinenin gelmesi bende neyi çağrıştırıyor ben onu söyleyeyim. Demek ki koyunculuk gelişiyor. Evet. Koyunculuk ve keçicilik, yani küçük baş sektöründe büyüme var. Şimdi koskoca Heineken firması neden kalkıp da Türkiye'ye gelsin? Türkiye'yi zamanında demek ki yeteri kadar pazarın büyüdüğünü düşünmemiş. Siz değerli izleyicilerim, siz değerli küçük baş sahibi dostlarım, birçoğunuz bana telefon ediyorsunuz. Abi ben hangi markayı alayım? Hangi markayı alayım? Tabii ki birçok marka kullanabilirsiniz. Ama eğer en iyisini almak istiyorsanız gerçekten benim de yurt dışından bildiğim bu marka en iyi markalardan bir tanesi. Burada ben özellikle arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Semak firmasına teşekkür ediyorum. Çünkü ben onlara şunu sordum, şunu söyledim. Çok basit, açması çıkartması da çok basit bu arada gördüğünüz gibi. Şimdi niye Kavramalı dedim ki bu bir profesyonel makine. Yani Kadir kardeşimiz gibi kullananların daha fazla kullanacağı ya da evet, ya da çok fazla hayvanının kullanması gereken bir makine olarak görüyorum bunu. Ama bir de 30 tane, 40 tane, 50 tane, 100 tane hatta 200'e kadar olabilir değil evet, mi? Olabilir. 200'e tabii kadar kullanılacak makine de bu. Gördüğünüz gibi değerli izleyiciler. Bunun da gördüğünüz gibi
çok rahat çalıştırabiliyorsunuz. Şimdi genelde bunu böyle yukarı kabloyu koymanıza lüzum yok. Ama biz kabloyu da yukarı koyduk ki daha iyi izah edelim. Evet. Ve böyle bir şeyi siz de kendi çatınız altında yaparsanız daha rahat çalışırsınız. Bunu özellikle söylemek istiyorum. Şimdi kırkıma başlamadan önce ben şimdi herkes makine alıyor ve makinede işte makinem arıza yaptı. İşte yok aşındı, bıçak kesmiyor. İşte duman çıkıyor. Birçok şeyle karşılaşıyoruz. Burada size anlatmamız gereken, dikkat edilmesi gereken hususlar var. Önce bize bir makinenin alındığı zaman nasıl bir bakım yaptığını bize anlatır mısın? Şimdi öncelikle arkadaşlar şu yağı alayım ben. Evet. Makinamızı yağlanması gereken belirli yerleri vardır. Onları göstererek yapalım. Tabii. Şurada mesela bir delik görüyorum. Şurada bir delik var. Evet, burada şuraya buradan yağlıyoruz. Burasını sürekli yağlıyoruz. Yani her koyun, sonra her koyun arası bir damla yağ olabilir. Ondan sonra bir de bu diğer makinalarda yok. Şurada baskının olduğu yerde bir tane bilyesi var. Onu yağlamak için de küçük özel bir yer yapılmış bu makinalarda var. Bu çok güzel bir şey. Ona da bir damla olduğu zaman yeterlidir. Ondan sonra sabah işe başlarken bir defa şuraya da öyle yağladığın zaman zaten bıçakları da koyun arası birer defa yağlamak gerekiyor. Ondan sonra bir de makinamızın şu çalıştığı içinde şaft diyoruz, şaftı yağlamak içinden gerekiyor. Çelik teli geçtiği ortumu bu makinamızda çok kaliteli bir ortum ve şaftı vardır bunun. Bu hiçbir zaman Heineken markasını mı özellikle söylüyorsun? Evet, özellikle bunu söylüyorum. Ben senin daha önce yaptığını da gördüm. Çok diğer makinalarda tel kopması, işte ortum kopması gibi sorunlar olur. Ama bunda yaşanmaz. Yani uzun yıllar kullanırsınız. Bir de çok rahat takması çıkarması değil mi? Evet. Çok rahat çalışırken zaten. Çalışırken titreşimsiz, daha sessiz. Evet, şöyle bir çalıştıralım. Bakın hiç ses çıkmıyor. Anında taktığın zaman... Çektin, nasıl çıkarttın? Çalışırken çıkmaz. Bak, çalışırken çıkmıyor. O zaman kapatıyoruz, tak diye çektik mi çıkıyor. Yani bu da çok ciddi bir basitlik. Özellikle profesyonel çalışanların ve çok çalışanların. Bir de benim dikkatimi çeken şöyle bir şey var. Ona geleceğim ama biliyorsun bu tip makinalarda benim gördüğüm başka kırkımcılarda sen de getirdiğin işte birçok farklı, daha ucuz, daha... Farklı markalar olabiliyor. Evet. Her seferinde suya sokup çıkarıyorsunuz. Onu görüyorum ben. Bunda yapmaya lüzum var mı böyle bir şey? Bunda hiç gerek yok. Gerek yok. Sadece koyun arası iki damla yağ bıçaklara döktüğün zaman yeterlidir. Yani onu o suya sokmanızın nedeni niye? Onu çok ısındığı için mi makine onu, genelde? Ya da çeliği mi şey oluyor? Ondan dolayı mı oluyor? Suya genelde ısınma yapıyor. Ve ısınma yaptığında şu alt kısmına koyunun kirli yünlerini yapıştırma yapıyor. Yağlı olduğu için yapar. Yani yağlı olduğu için ısındıkça demek ki eriyor ve orada bir tüyüyle beraber yapışmaya yapıyor. Bizim makinamızda şöyle bir şey araya girmek istiyorum. Makinamızda kullanılan bıçaklar ve taraklar İsviçre kalitesi olduğu için makinamızda ısınma yapmıyor. Isınma yapmadığı için de bizim makinamızın bıçak bölümünde herhangi bir yün toplama ya da suya sokma gibi işlemimize gerek kalmıyor. Yani Heineken markasında böyle bir işleme gerek kalmıyor. Sen daha çok önceki güzel. Sohbetimizde bir şey söylemiştin. Yani aynı zamanda havalandırma yapıyor gibi. Expert modelimizi kullandığımız elektrikli ve şaftlı modellerimiz arkadan almış olduğu havalandırma ile beraber kullanıcı hiç yormadan alt taraftan üfleyerek onda soğutmasını sağlamaktadır. Bu çok önemli bir şey. Evet. Yani bu önemli bir şey öğrendik. Sen biliyor muydun bunu? Bunu ben de bilmiyordum. İlk bıçakların bu soğuk kalması çok güzel. Bir teknolojik olarak bizim için çok önemli. Şimdi bunları tabii biraz sonra seyircilerimiz diyor ki ya kırkıma ne zaman başlayacaksınız? Biraz hızlandıralım. Çünkü bizim seyircimiz aksiyon istiyor. Biliyorsun. Evet. Şimdi İkinci makineyi de gösterelim. Şimdi bu özellikle küçük üreticilerimiz için
kullanılan elle bir makine. Nasıl, ne düşünüyorsun bunun hakkında? Sen bir bu, söyle. Bu tip makinaların en kalitelisi bu. Şimdi genelde bu tip makinalarda ben hiç kendim bunlardan kullanmadım. Ama bugün gittiğimiz, bir tane kullanacağız evet, şimdi. Evet, kullanacağız inşallah. Gittiğimiz çiftliklerde bu tip farklı bir markalardan görüyorum. Gördün. Ama onlarda motorları belli bir yani üst üste 10-15 koyun kırktıkları zaman, yani biraz sıkıştırdığı zaman makinayı hemen motorları yanma sorunu yaşıyorlar. Bunda ve bir daha da kullanamıyorlar. Herhalde, şimdi bu makineyle ilgili bilgi vermek istiyorum. Pardon Kadir Bey. Şimdi Heinegger'in Expert modeli 200 watt gücünde. Normalde 200 watt düşük gibi gelir ama içindeki özel mıknatıslı rotor ve endüvi sayesinde makinenin ısınması olmuyor. Ayrıyeten dünyada Heinegger'da kendi patentine sahip olan bir ürün. Ergonomik yapısı, fiber klas gövdesiyle beraber makinenin kullanımı çok rahat. Ve havalandırması aynı bu şekilde şu arka tarafındaki hava filtreyle beraber makinenin buradan kullanıcıyı rahat etmeden hava üfleyerek bıçakların soğumasını sağlamaktadır. Evet, evet. Şimdi bunları öğrendikten sonra değerli izleyiciler, bayağı bir bilgi aldık. Bakım konusunda bilgi aldık. Yağlama konusunda. Yağlama bunda da aynı şekilde buradan yağlıyoruz herhalde. Evet, buradan evet, yağlıyoruz. Şuradan yağlıyoruz. Evet. İki taraftan. Şimdi o zaman gelin bir yavaş yavaş adı muhterem, sana teslim ediyorum. Şimdi bunu burada bırakacağız. Öbür arkadaşım, istersen başlayalım bir onunla bir onunla yap. Sonra genel tamam. Kırkıma devam edelim. Şimdi bir tane bunu da sana teslim ediyorum. Evet, koyunumuzu getirelim. Evet, değerli izleyiciler, Kaplan Çiftliği'ndeyiz. Çekimlerimiz devam ediyor. Ve bu arada hay maşallah bir tane ne geliyor? Merino Lamşaf geliyor. Evet, Kaplan Çiftliği'nin yetiştirdiği damızlıklarımız Merino Lamşaf. Tabii Kadir hep şunu söylüyor. Ya abi diyor, bunlar çok güzel de çok iri diyor. Ama irilikleri de işte bize daha iyi gösteriyor. Şimdi bu arada biz konuşmaya devam edelim. Biraz evet, daha yaklaşırsan. Şimdi bu makineyi aldınız ve karar verdiniz. Zannedersem ilk defa bu makineyle ilgili bir tanıtım yapıyoruz, değil mi? Evet. Yani aynı bu da ilk defa sizinle. Bu da bize nasip oldu. Dolayısıyla benim daima inandığım şu var değerli izleyiciler, mutlaka ve mutlaka ülkemize bu tip büyük firmaların girmesi lazım. Zannedersem Heinegger'ın sadece kırkım makinaları yok, ya da kaç çeşit kırkım makinesi var? Ondan bir. Şimdi şöyle, Heinegger markasında çeşitli ürünler var. Bizim şu andaki getirmiş olduğumuz ürünler sadece koyun, lama ve deve için kullanılan evet, kırma makineleri. Normalde aynı bir firmasında büyükbaş hayvanların da kırpma makineleri var. At için, evcil hayvanlar, kedi köpek için, kedi ve köpek için de satıyoruz. Zamanla diğer ürün gruplarını da stoklarımıza getirip onlarda evet, da devam edeceğiz. Bir de zannedersem bu kırkın makinelerinde mesela şunu gösteriye çıkacak koyunlarda da kullanılabilir değil mi evet, bunlar? Özellikle. Evet, ufak. Yani mesela Expert modelimiz. Değerli izleyiciler, oradan Agit kardeşime özellikle rica edeceğim. Burada baktığınız zaman bakın, genelde bu taraklar böyle geniş olur. Böyle geniştir. Profesyonellerin kullandığı, orada şu anda Kadir'in kullandığı böyle geniştir. Dolayısıyla bir nevi yapağı bir araya toplar. Ama bu gördüğünüz daha gösteri amaçlı olan bir bıçağı görüyorsunuz. Bunda çok rahat, işte fuara hazırlıyorsanız hayvanınızı ya da yarışmaya sokacaksanız, Türkiye'de artık yarışmalar gelişiyor. Günden güne daha fazla yarışma oluyor. Koyunculuk fuarları gelişiyor. Biliyorsunuz en büyük derdimiz ne? Tarım ve hayvancılık. Tarım var, hayvan yok. Biz bıktık bundan artık. Onun için ne yapmaya başladık? Kalktık. Hayvancılık fuarları, yani küçük baş fuarları kurmaya başladık. Birçok arkadaşlar bu konuda çalışmaları var. Dolayısıyla her geçen gün bu gelişiyor. Sizin gibi firmaların tabii girmesi ve sizleri o fuarlarda biz görmek istiyoruz. Yani biz küçük başı ilgilendiren bütün ekipmanın bir arada olması gerektiğine inanıyoruz.
O zaman koyunculuğun da bir nevi daha fazla gelişeceğine inanıyorum. Peki ben bir şey daha soracağım şimdi. Buyurun. Bu makinalarla ilgili, bu makinaları almaya karar verdiğinizde yurt dışında kırkım seyrettiniz mi? Yani bunlarla ilgili, kullanımlarıyla ilgili kırkımlarınızı oldu mu? Tabii ki normalde Heineken'in zaten kendi sitesinde de bu makinalarla ilgili demo videoları mevcut. Bunları devamlı bir seyrettik. Seyrettiğimiz zaman da makinenin hayvandaki rahatlığını ve hayvanı rahatsız etmeyecek ortamı gördüğümüz için bu makineyi Türkiye'ye getirmeye karar verdik. Şimdi özür dilerim, ben burada bir şey katmak istiyorum. Değerli izleyiciler, yanlış anlamayın. Şunu da söylememiz lazım. Bu makineler, mesela şu kullanılan makine son derece profesyonel bir makine. Bunda şu profesyonel olmayan da daha az hata yaparsınız. Ama şimdi arkadaşımız sanki çok kolay gidiyor geliyor, gidiyor geliyor. Zannetmeyin o kadar kolay. Bir taktırırsınız, taktırdığınız zaman bir bakmışsınız karnı boydan boya yarabilirsiniz. Dolayısıyla mutlaka ve mutlaka dikkat etmeniz gereken husus, bunda belli bir zaman ve eğitime ihtiyacınız var. Yani herkes illa bunu kullanacak diye bir şey yok. Ama gördüğünüz gibi işte aynı Yeni Zelanda, Avustralya'da olduğu gibi komple bütün çıktı. İşte bizim istediğimiz bu. Bakın, ben bu konuda sadece Heineken'ı değil, aynı zamanda Kadir Sarı'yı, 2017 Türkiye şampiyonunu tebrik ediyorum. Gerçekten öyle. Çok güzel bir kesim oldu. İşte görüyorsunuz. Tek parça halinde. Tek parça halinde çıktı. Peki ne diyorsun şimdi? İlk defa bu makineyle kırktın. Bu kadar şimdi, makine çeşitleri yaptın. Yani sen ne diyorsun? Yani ben merak ediyorum gerçekten. Türkiye'de olan tüm makinaları kullandım. Kullandım, yani biliyorum. Şu anda tamam, onlar bugüne kadar çalıştık. Çalışmaya da belki devam edeceksin. Ben bundan sonra değiştireceksin herhalde. Değiştireceğim. Yapma ya. Evet. Kararını verdin yani. Kesinlikle. Çünkü değerli izleyiciler, bakın özür diliyorum. Kesinlikle bu reklam amaçlı değil. Bu bir uzmanın söylediği bir şey. Buna lütfen dikkat edin. Bakın, değiştireceğim dedi. Niye önce onu söyledim biliyor musunuz? İlk geldiğimizde dedi, ya dedi, bütçeyi dedi ayarlamam lazım. Şimdi ekipmanımı aldım dedi. Dolayısıyla dedi seneye dedi ekipmanımı alırım dedi. Fakat kullandıktan sonra ilk defa açıyor Kadir bize şimdi, böyle. Şöyle diyeyim, makina çok rahat. Yani Merinos'larda normalde makina biraz yünü sık olduğu için zorlanır. Evet. Ama hiç bunda öyle yavaşlama kesinlikle yok. Hissetmedin. Hani makina bugüne kadar kullandığımız diğer makinalardan farkı olarak çok daha titreşim az ve çok hızlı kesiyor. Yani Merinos'un yünlerinin içinde çok hızlı bir şekilde kolunuzu ne kadar hızlı sallasanız da yünleri kesebiliyor. Diğerleri biraz yani boğulur gibi oluyor böyle sıkıyor kendini. Bunda öyle bir sıkıntı yok. Öyle bir sıkıntı görmedim. Bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Ben profesyonel bir kırkımcı olarak ben bu makinayı kesinlikle alacağım. Yani bu yıl olmasa da önümüzdeki yıl komple ben bu makinaya geçeceğim. Çünkü bu benim işimi hızlandıracaktır. Mesela ben günlük 120 koyun kırkıyorsam kişi başı. Yani bunu 130-140'a çıkartabilirim. 150'ye çıkartırsın. Daha makinan güzel kestiğinde daha az yorulursun. Ya bence şimdi, bir kırkımcı için en önemlisi de bu. Şimdi bunu toparlayalım hemen. Toparlayıp bununla yani şu amatör olan makinamızla, yani amatörler için ya da küçük sürü sahipleri için olan makinamızla kırkımı yapalım. Bize onu da göstersin. Evet, Kadir söyledi, ben hiç kullanmadım dedi. İlk defa kullanacak. Ama bana göre en azından en kalitelisini kullanacaksın Kadir. Onun için onu da unutma. Bu arada biz bunu yaparken aklıma bir şey geldi. Şimdi hayvan çok rahat, çok yumuşak, hani smooth dediğimiz bir şekilde kırkıldığı için, hayvanı getirin. Kırkıldığı için aklıma şu geldi. Hayvan strese girmedi. Dolayısıyla girmediği için strese çok daha rahat ve uyumlu oluyor. Evet. Mesela özellikle buradan değerli izleyicilere ve sürü sahiplerine şunu söylemek istiyorum. İşte gebe hayvan kırkılmaz. Gebe hayvan kırkılır. Ama nasıl kırktığınız çok önemli. Dediğim gibi yatırma şekli bu. Hep anlatıyorum. Yatırma şekli bu. Hayvan şu anda çok rahat. Bakın çok rahat.
Bu şekilde hayvanın eğer karnında yavrusu da varsa yavrusu çok rahat, hiçbir rahatsızlık hissetmiyor. Dolayısıyla bir şekilde rahat ediyor. Evet. Yani demek istediğim bu hayvan rahat kırkıldığı zaman, rahat ettiği zaman bu etine de yansır, süsüne de yansır. Kesinlikle. Mutlu hayvan, yani mutlu olması çok önemli. Şimdi tabii ilk defa kullandığı için Kadir ayarlarını da yapması lazım. Ayarlarını yapacak. Ona göre çok kolay. Efendim? Sadece üst tarafından baskısını ayar aldığı zaman. Ayar yapmak çok kolay değerli izleyiciler. Sadece üstten baskıyı ayarlıyorsunuz. Yünü kesmediyse çok az. Yünü kesmiyorsa bakın bu da bir eğitim aynı zamanda. Eğer yünü kesmiyorsa daha fazla sıkıyorsunuz. Yani o eskiden hatırlarlar. Burada eskilerimiz benim yaş ve üstü olanlar hatırlar. Eskiden berbere giderdik biliyorsunuz. Berberde eskiden elle vardı. Böyle kesen makineler vardı. Sonra berberlerde de otomatik kırkım makineleri çıktı. Kırkım makineleri diyelim. Kırkma. Onlar artık kesme makinesi, saç kesme makinesi ama neticede onlar da bizi kırkıyor, evet, değil mi? Doğru, kesinlikle. Şimdi sen biraz evvel ara verdiğimizde söylemek istediğin bir şey vardı. Şimdi bu makinelerle şurada ilgili. Şöyle demin söylediniz. Bu bizim expert modelimizi hani amatör kullanıcı diye nitelendirdiniz. Normalde hani biz bunları expert ve extra modelimiz var. Biz bu makinalarımızı daha ufak besicilik yapan, dediğiniz gibi 60-200 arasında hayvan olan kişiler için, tarımcılarımız için öneriyoruz. Ama burada deminki içinde olan bu tarak yapısı, bunlarda kendi içinden çıkan, makinenin içinden çıkan tarak yapısı daha dar. Ama istersek değiştirebiliyoruz. Var, değil mi? İstersek profesyonel bıçağımızı ya da tarağımızı takıp makineye profesyonel olarak daha hızlı bir şekilde kırkmayı yapabiliyoruz. Ya istesek onu da şimdi yapabiliriz. Tabii ama değiştirebiliriz. Değiştirebiliriz ama bizim zaten bu makinemizde demin de gördüğümüz gibi burada hayvana zarar vermemesi ve yününe zarar vermemesi. Evet. O bizim için çok önemli. Bir de burada hayvanın zarar görmemesi. Zannedersem, bilmiyorum Kadir sen katılır mısın? Bu sanki bu makinede hata payı daha azmış gibi. Yani hani bana biraz daha kolay geldi sanki bu. Kolay değil mi? Yani çünkü hata payı daha azmış gibi geldi bana. Yani bilmeyenler için özellikle bu tip makina şimdi soruyorlar, ediyorlar. İşte size Heineken. Ben bir de şunu sormak istiyorum. Mesela şimdi buradan birçok izleyicimiz bize soracak. Nereden temin edebilirim? Tamam siz distribütörsünüz Semak olarak ama yani bunu da almak isteyen vatandaşlarımız, arkadaşlarımız, dostlarımız nereden temin edebilirler? Türkiye'de yaklaşık 1000 tane bayağımız var. Ha, çok güzel. Kırklareli'nden Hakkari'ye kadar. Çok güzel. Her bölgede ve ilçede bayilerimiz var. Semak ya, bayilerini buldukları zaman bizim internet sitemizde de bayilerimizin Semak bayisi olan her yerden temin edebilirler. Evet. Bu da Türkiye'de Semak'ın 1000'e yakın bayisi var dediniz, evet, değil mi? Tamam, bunu da öğrenmiş olduk. En azından ben biliyorum çünkü sevgili dostlarım beni arayacak. Abi nereden alacağım? Hiç olmazsa sorduğunuz sorulara mümkün olduğu kadar burada cevap vermeye çalışıyoruz. Burada yaptığımız sağ olsun Heineken ve Göker vasıtasıyla işte Semak firması vasıtasıyla aynı zamanda kırkımla ilgili bir kez daha eğitim veriyoruz ve anlatıyoruz yani nasıl yapıldığı konusunda. Ben de hani ilgiyle izliyorum. Dediğim gibi daha önceki çekimlerimde anlattığım gibi Kadir'in dikkat ederseniz hiçbir şekilde hayvanı bağlamadan kırkım yapıyor. Bu gördüğünüz kırkım sistemi bir gün gelecek bütün Türkiye'de bu şekilde hayvanlar kırkılacak. Ben iddia ediyorum. Şu anda halen bu kadar konuşmamıza rağmen maalesef bağlayarak kırkım yapılıyor. Konuştuğum zaman da bu arkadaşlarımla işte bağladığımız zaman daha rahat, işte daha yavaş yapıyoruz, daha temiz yapıyoruz. Bakın hayvanın bağlanması demek karnının sıkışması, ciğerlerinin sıkışması demek. Doğrusu bu. Dünya bunu bulmuş, bunu yapıyor. Dünyanın yaptığı bu. Bizim de kalkıp farklı bir şey yapmamıza lüzum yok. Biz bizden daha iyi bilinen şeyleri öğreneceğiz. Bizim daha iyi bildiklerimizi de kendimize saklayacağız. Kesinlikle. Belki de zaman içinde biz de bir takım teknikler üreteceğiz. Mesela eminim şu anda biz tabii eksper uzman değiliz ama belki Kadir arkadaşımızın
yapmış olduğu şu andaki kırkım şekli bir tekniği var onun da. Evet. Onun da bir tekniği var. Evet, ne diyorsun şimdi, seni dinleyelim. Yani bu makineyi kullandın. Vallahi çok rahatmış bu da. Yani aşağı yukarı aynı sürede diğer makineyle bitirdim. Bunun tek farkı o uzun çalışabilirsin. Yani hiç durmadan 15 saatte çalışabilirsin. Bu bununla 5 saat çalışırsın. Ya da arada 5 dakika dinlendirirsin. Lazım. Ama bu markada pek gerek kalacağını sanmıyorum. Çok şimdi güzel yapalım o titreşimi zaman. Az, yani kesmesi. Şimdi bu da merinos koyundu zaten. Evet. Aynı şekilde kesti. Evet. Çok güzel, çok başarılı, çok, rahat, çok beğendim. Evet. Gerçekten. Tebrik ediyoruz. Şimdi bence şöyle yapalım. Yavaş yavaş kırkıma başlayın. Siz kırkım yaparken de ben de sevgili arkadaşımla beraber sohbetimize devam edelim. Evet, yavaş yavaş sen herhalde bu makineyi kullanacaksın. Evet, onu kullanacağım. Diğer arkadaş da bunu mu kullanacak? Tamam. Tamam. Fark etmez. Değerli izleyiciler, en azından hem sohbet edelim hem de kırkımlarımız devam etsin. Evet. Kırkımlarımız devam etsin. Arkadaşlarımız çok nazik bir şekilde hayvanları yatırıyorlar. Yatırmanın da bir tekniği var her zaman söylediğim gibi. Burada inşallah gelecekte Türkiye'de çok güzel şeyler olacak. Çok güzel şeyler olacak arkadaşlar. Bunları takip etmeye, dinlemeye, yapmaya devam edeceğiz. Şimdi ben daha önce sormuştum ama o konu tam olmadı. Sen de kırkımı kesmeye devam et. Sen de kırkımı yapmaya devam et. Sen de bununla devam et bakalım. Değer arkadaşımız da yapsın. Bu arada benim sormak istediğim soru, ben mesela bilmiyorum. Mesela sizin markanızın, Heineken'ın kaç tane değişik versiyon makinesi var? Şimdi koyun kırpmayla alakalı elektrikli olarak şu anda satmış olduğumuz iki tane Expert ve Extra modelimiz var. Tamam. Şaftlı modelimizden de One modelimiz var. Onun ne farkı var mesela bu markanın? Şimdi şaflı markasını, şaflı daha profesyonel, evet. İndüksiyon motor. Evet. İndüksiyon motor olduğu için makinamızı çok fazla dinlendirmemize gerek kalmadan daha seri, daha evet. fazla hayvan kesmemize yarıyor. Diğer makinamız elektrikli mıknatıslı motor olduğu için evet. orada belli bir müddette dediğiniz gibi 100 hayvanda, 200 hayvanda makinamızı dinlendirmemiz gerekiyor. Ama diğer makinamızda öyle bir şeye ihtiyaç yok. Sadece makinamızı ilk çalıştırmadan önce bir bilemesini yapıyoruz. Ondan sonra 15 dakikada bir sadece bir kere damla yağlama yaptıktan sonra devamlı kırmamızı yani devam ediyoruz. Yani bunun mesela devamlı çalışma limiti ne kadar? Hani yani öyle bir, limitimiz yok. Ne zaman ki kullanıcı yorulduğu zaman makineyi bırakıyor. Normal indüksiyon motorlarda 7-8 saat durmadan çalışabiliriz. Peki bunların garantisi var herhalde. Var. 2 yıl Türkiye garantisi var. İkisinin de mi 2 yıl Türkiye garantisi? Her ikisinin 2 yıl Türkiye garantisi var. Zaten Seman güçlü bir servis ağı var. Yaklaşık 500 tane servisimiz var Türkiye genelinde. Ben değerli izleyiciler, Semak'tan bir şey rica ettim. Hazır buraya gelmişlerken Semak yetkililerinden. Şimdi burada bir Türkiye şampiyonumuz var. Bunu Yeni Zelanda'ya götüreceğiz dedik Kadir kardeşimizi, bir türlü götüremedik. Ama benim aklıma şu geldi. Şimdi Fransa'da bu sene bir şampiyon olacak. Siz acaba Heineken firmasının vasıtasıyla oradaki şampiyonaya biz Kadir kardeşimizi gönderebilir miyiz? Elinde şimdi hazır daha iyi makine de var. Eli de alışıyor. Belki aynı orada markasıyla beraber Heineken markasıyla beraber. Böyle bir şey yapabilir miyiz? Ben sizden bunu araştırmanızı da istiyorum. Tamam. Neden olmasın? Yani hani sonuçta biz de bu markanın kalitesine ve dünya markası olduğunu biliyoruz ve inanıyoruz. Evet. Onunla beraber neden olmasın? Yani kesinlikle ben bu tip yarışmalara da ülkemizin katılması, hatta bu tip yarışmaların Türkiye'de çok daha devamlı olması lazım. Mesela 2017 yılında oldu. Ondan sonra 2018'de olmadı ama 2019'da bizler bizzat belki sizden de destek alarak böyle bir takım olabilir. Yarışmalar yapacağız. Çünkü bu yarışmalar koyunculuğun küçük başın, keçi de olsun, koyun da olsun, hepsinin gelişmesinde katkıda bulunacağına inanıyorum. Ben size sorayım o soruyu ama Kadir sana da sorayım. Önce arkadaşıma da sorayım.
Bunlarla keçiyi de kırkabiliyor muyuz? Keçiyi kıl keçisini kırkamıyoruz. Çiftlik keçisini kırkabiliyoruz. Ha, çiftlik keçisi. Evet. Evet değerli izleyiciler, ben de bir şey öğrenmiş oldum. Demek ki bu sadece koyun. Evet. Makineyle genelde koyun ama çiftlik keçisi de kırkabiliyoruz. Kırkabiliyoruz. Ama ben hani dünyada seyrettiğim kadarıyla lamayı da kırpıyorlar, deveyi de kırpıyorlar. Ondan sonra atları da kırkmak için ayrı bir bıçak sistemimiz var. Bıçak sistemi var. Yani birçok sistemler var ve o birçok sistemlerle kırkımlar yapılabiliyor. Evet. Evet. Gördüğünüz gibi hep yünlerimiz bir bütün halinde çıkıyor. Bu ne demek biliyor musunuz değerli izleyiciler? Şimdi Türkiye'deki en büyük sorunlardan bir tanesi yapağının kirli olması. Yapağı kirli olduğu için Türkiye'de maalesef değerini kaybediyor. Doğru. Bir de bizde yapağı her zaman böyle bütün olarak çıkartılmıyor. Özellikle bağladığınız zaman hayvanı yapağı bütün olarak çıkartmanız mümkün değil. Evet, bazı arkadaşlarımız buradan iddia edebilir, ben yapıyorum diyebilir ama bunu yapmak gerçekten çok zor. Fakat bağlamadan yaptığınız zaman yapağı bir bütün halinde çıkıyor. Yapağı bir bütün halinde çıktığı zaman değeri daha fazla, daha fazla oluyor. Yani dolayısıyla bu makinede onu net bir şekilde görüyoruz. Bu makinede da evet onu net bir şekilde görüyoruz. Çok rahat bir şekilde görüyoruz. Şimdi arkadaşım da herhalde ilk defa bu makineyi kullanıyorsun değil mi? Yani daha küçük miktarda olan sürüler için olan bir makine olmasına rağmen çok ama gördüğüm şekilde kadarıyla arkadaşım çok rahat kırkımını gerçekleştiriyor. Evet, yani sizin başka ülkemiz için koyunculuk ve keçicilik küçükbaş için söyleyeceğiniz neler var? Yani sizler birçok makineler getiriyorsunuz. Sizin de söylemiş olduğunuz gibi hani koyunculuğun Türkiye'de gelişeceğini ve geliştiğini görüyoruz. Siz de burada binlerce hayvan besliyorsunuz ve küçükbaşa inandığınız için ve daha fazla geliştiği için biz de bunun için bu makineleri getirip çiftçimize kolaylık sağlamak için bu tarz makinelerimizi getirdik. Ve onların daha rahat bir şekilde kırpma sezonu geldiği zaman işlerini daha çabuk, daha verimli yapılmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Şimdi ben buradan bir şey daha söyleyeceğim. Şimdi yıllarca ben İngiltere'de yaşadım. İngilizlerin bir lafı var. Ben ucuz mal alacak kadar zengin değilim. Şimdi gerçekten bir malı alırken fiyatına göre değil kalitesine kesinlikle göre almak lazım. Yani şimdi bunun fiyatı nedir ne değildir onu sormayacağım. İsteyen arar sizden öğrenir. Ama hakikaten kalitenin mutlaka tabii ki bir bedeli vardır ama kaliteli almak lazım. Verimli almak lazım. Kesinlikle. Verimli. Şimdi bazı zaman bazı şeyi çok düşük fiyata alıyorsunuzdur ama her sene alıyorsunuz. Evet. Şimdi böyle bir makineyi aldığınız zaman kaç sene gider bu makine sizce? Yani tabii kullanıma göre değişir. Hani yapmış olduğu. Yani var mı kadar mesela aynı kırın çıkardığı şu kadar koyuna kadar bu makine kullanabilir? Ya öyle bir tespitleri yok, sınırlama yok. Yani ömrü yettiğince makinenin üstündeki rotor yanmadığı sürece makineyi kullanabiliriz. Evet. Kullanabiliyoruz değil mi? Evet. Şimdi gördüğünüz gibi değerli dostlar, yünlerimiz alt taraflar kalın. Yün, evet. Yünler kalın, alt taraflar pis, oldukça pis. Tabii bu bıçağın daha zorlanmasını neden olabiliyor. İşte orada havalandırmasından ama işte bıçağın, o havalandırmadan dolayı mesela işte diğer öteki makinalarda devamlı suya sokup çıkartıyorlar. Evet. Şimdi kırkım devam ediyor. Arkadaşlar hani şimdi çekim yapıyoruz ama yaklaşık bayağı bir hayvan kırktılar ama daha hiçbir şekilde suya ihtiyaçları olmadı. Ve makinenin ve bıçakların üstünde hiçbir yün yok. Yün yok. Evet. Evet, şöyle makinenin arkasını da gösterirsek öyle bir yün gibi bir şey de yok. Kadir bir makinenin arkasını göstersen abi. Evet. Makinede yün falan gerçekten kalmıyor. Yün yok. Bir de seninkini göster bakayım. Arka tarafını göster. Evet değerli izleyiciler, yani bunun demek ki sebebi teknoloji. Teknoloji. Evet. Yani orada üflediği için demek ki evet. Orada yağı da üflediği için hiçbir şekilde
tutmasına neden olmuyor. Isınmadığı için yapışmıyor. Isınma için yapışmıyor. Bu da önemli bir unsur. Bu arada tabii sadece böyle bir kaliteli makineyi tanıtmıyoruz. Aynı zamanda kırkmayı da gösteriyoruz. Yani burada zaten önemli olan bu. Yani bizim her yaptığımız şeyde dostlarımıza bir şeyleri göstermemiz lazım. Kesinlikle. Bir yenilik varsa onu da göstermemiz lazım. Herhalde programımızın sonuna geldik. Yani hiç anlayamadık değil mi evet, nasıl geçti? Kesinlikle. Kesinlikle. Yani çok bu kadar hızlı geçti. Biz teşekkür ediyoruz. Bizi seçtiğiniz için. Teşekkür ederim. Kaplan çiftliğini seçtiğiniz için. Bu arada Kadir Bey'in eline sağlık. Bizi kırmayıp gelen Kadir kardeşimize, Kadir Sarı'ya 2017 Türkiye şampiyonu. Bakın ısrarla bunu söylüyorum. 2017 Türkiye şampiyonu. Ve burada Ali kardeşimize, yardımcısı Ali kardeşimize bize gerçekten çok güzel bir gösteri yaptılar. Bu arada ben de eski bir kürek şampiyonuyum ha. Türkiye kürek şampiyonu. Onu da söylemeden geçmeyeceğim yani. Hep sen şampiyon değilsin. Nice buradan hepinize nice şampiyonluklar diliyorum. Küçük başta. Evet, son sözü sizden alalım. Bize çiftliğinizi açtığınız için teşekkür ederiz. Burada Kadir Bey'e de teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sizlerle beraber tanıdığımız için çok mutluyuz. Her çiftçimize, küçük baş ve büyük baş kullanan her çiftçimize Heinegger markasını tavsiye ediyoruz. Bundan sonraki artık kırpmada görüşmek üzere diyoruz. Teşekkür ederiz. Evet, ben de size böyle bir markayı getirdiğiniz için teşekkür ediyorum. Değerli izleyiciler, bir programımızın sonuna daha geldik. Koyunlarınız, keçileriniz, kuzularınız, oğlaklarınız sağlık içinde olsunlar. Sevgiyle kalın, mutluluklar içinde kalın. Hoşça kalın.